Sevgili seyirciler, Hayat Sanat'tan herkese merhaba. Türkiye'nin kültür sanat kanalı TRT2'deyiz. Bugün Ahmet Özhan konuğumuz olacak. Önce haber turu, buyurun. Ankara Devlet Opera ve Balesi, Troya Operası'nı Moskova'daki dünyaca ünlü Bolşoy Tiyatrosu'nda sahneledi. Etkinlik, 2019 Türkiye-Rusya Kültür ve Turizm Yılı'nın resmi açılışı kapsamında düzenlendi. Operayı Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Ersoy'la Rusya Kültür Bakanı Vladimir Medinsky de izledi. Ankara Devlet Opera ve Balesi sanatçıları Rus ve Türk konuklar tarafından büyük alkış topladı. Bu yıl 23. kez düzenlenen Yapı Kredi Afife Tiyatro Ödülleri'nin aday isimleri belirlendi. Toplam 12 ana, 4 özel kategoride ödüllerin verileceği programda, yılın en başarılı oyunu kategorisinde İstanbul Devlet Tiyatrosu'nun sahnelediği Bir Peri Masalı Radyum Kızları, Craig Tiyatro Topluluğu'nun Dünyada Karşılaşmış Gibi, Kraft Tiyatro'nun Fotoğraf 51, Tiyatro Adam'ın Meçhul Paşa ve Teftişör oyunları aday gösterildi. Ödüller, 30 Nisan'da Zorlu Performans Sanatları Merkezi'nde gerçekleştirilecek törenle sahiplerini bulacak. Siziz alıp dar gününde kaçanlar. Yavuz Bingöl'le Bin Yılın Ozanları konser serisinde bu ay polis haftasına özel olarak Çevik Kuvvet Korosu sahne aldı. Pir Sultan Abdal, Yunus Emre, Karacaoğlan, Aşık Veysel ve Neşet Ertaş gibi halk müziğinin unutulmaz sanatçılarının eserleri seslendirildi. Gecede Turan Sayer'in yönetiminde Oktay Kaynarca, Yavuz Bingöl, Serkan Kaya, İsmail Altunsaray, Eren Soyakkaya, Mehtar Demir, Elif Buse Doğan ve Aykut Aslan da solist olarak sahne aldı. Konya'nın Ereğli ilçesinde son yağışlarla eski canlılığına kavuşan 7000 dekarlık Akgöl Sazlığı yeniden flamingoların doğal yaşam alanı haline geldi. Anadolu'da allı turnam olarak da bilinen flamingolar göç yolları üzerinde uğradıkları Akgöl'e ayrı bir güzellik katıyor. Flamingoların gelişiyle ortaya çıkan görsel şölen fotoğrafçıları bölgeye çekiyor. Gürcistan'ın başkenti Tiflis'te Türk ve Gürcü kültüründe önemli bir yere sahip olan geleneksel bez bebekler sergilendi. Tiflis Yunus Emre Enstitüsü Kültür Merkezi'nde Türk ve Gürcü geleneksel bez bebekleri sergilenirken, aynı zamanda Türk ve Gürcü uzmanlardan oluşan ekip, bez bebeklerin yapımıyla ilgili bilgiler verdi. Ardahan'ın Damal ilçesinden Tiflis'e gelen bez bebek ustası Fidan Atmaca ile Gürcü uzmanlar bez bebeklerin yapımı konusunda atölye çalışması gerçekleştirdi. Sevgili seyirciler, Hayat Sanat'tayız. Devlet Opera Balesi sanatçılarının Bolşoy Tiyatrosu'ndaki Troya temsilini yakında TRT2'de izleyebilirsiniz. Okay Temiz'in konserine gidiyoruz şimdi. Buyurun efendim.
Dünya ünlü vurmalı çalgılar ve perküsyon ustası Okay Temiz için Bağlarbaşı Kültür Merkezi'nde saygı gecesi düzenlendi. Cazla folkloru harmanlayan Okay Temiz, Oriental Wind'le birlikte sahne aldı. Gecede birbirinden güzel halk ezgileri yeni biçimleriyle yankılandı. Yıllarca Türk müziğini caz formuyla yurt dışında temsil eden usta sanatçının eserleri büyük beğeni topluyor. Caz tabii en yüksek kaliteli bir müzik olduğu için biz caz içine bunu soktuğumuz zaman folk müziğini bambaşka bir dünyaya giriyoruz. Anlatabiliyor muyum? Zaten cazın içinde folklor hep var. Klasiğin içinde folklor hep var. Onun için bir ayrılık yok fazla ama bunu nasıl işleyeceğini bilmen lazım. Burada da yine folklor müziğini çalıyoruz. Benim birkaç bestem var. Tabii benim bir sürü bestem var aslında yüzün üzerinde de. Ama folkloru çalarak insanlara daha bu müziği öğretiyoruz, çalıyoruz ve farkındalık yaratıyoruz ki diğerlerine örnek olsun. ...1974'te İsveç'te kurduğu Oriental Wind grubunu Türkiye'ye döndüğünde de devam ettiren Temiz, müzik dünyasına birbirinden yetenekli müzisyenler kazandırdı. Ustaya saygı gecesini yapmışlar. Bu bir gelenek haline gelsin. Tabii bir sürü usta var. Onları yaptığı eserleri insanlarla buluşturmak bir şekilde yani ve ücretin de konserin de ücretsiz olması da çok önemli. Anlatabiliyor muyum? Her kesimden insan gelsin dinlesin. Bizim bu kültürel bir şey çünkü. Bu yani insanın cebinde parası da olmayabilir ama bu konseri izlemek isteyebilir. Bu çok çok önemli bir şey. Konserde Okay Temiz'e Çağdaş Oruç, Ahmet Özden, Aydın Borucu, İbrahim Şıra, Selçuk Kahraman ve Taner Şahin gibi usta isimler eşlik etti. Sabahattin Ali'nin öykülerini dinlemek isteyenler için bir etkinlik vardı. İzliyoruz efendim, buyurun. Kurulu bir makine gibi güğümü ve maşrapayı yakalayarak trenin boyunca koşmaya ve başını pencerelere kaldırarak "Ayran! Ayran! Temiz ayran!" diye bağırmaya başladı. Yazın "Buz gibi, buz gibi!" diye bağırırdı. Şimdi bu Türk edebiyatının usta kalemi Sabahattin Ali'nin dört hikayesi iş sanatta sanatseverlerle buluştu. Söz döndü dolaştı, son vokata dayandı. O zaman ben Osman'ın ruhuna çöken büyük sıkıntıyı biraz hafifletmek için uzun teselli cümleleri sıraladım. Bu Dünya Böyledir İşte adlı dinletide Sabahattin Ali'nin Katil Osman, Ayran, Kafa Kağıdı ve İki Kadın adlı hikayeleri seslendirildi. Hikayeler eski bir radyo kayıt stüdyosunun canlandırıldığı sahne düzeninde müzikle birlikte hayat buldu. Ve ne olduğunu anlayamadığı için avaz avaz bağıran çocuğunu kucağında sallıyor. Ay vay, benim 3 yaşında yetim kalan. Atilla Birke'nin metinlerini düzenlediği, Mehmet Birke'nin sahneye uyarladığı dinletinin müzik direktörlüğünü Serdar Yalçın üstlendi. Biraz sonra tekrar yukarı çıkarak. Ay, testide ekşi pekmez kalmamış. Anahtarı ver de dolaptan alayım. Tilbe Saran, Metin Belgin, Bülent Emin Yarar ve Hakan Gerçeğin hikayeleri seslendirdiği dinletide Seda Subaşı Kemal ve Şemsaedil Ural çello çaldı. Şaşkın şaşkın etrafındakilerin yüzüne baktı, hızlı nefesler alarak uzaklaştı, bir duvar dibine çöktü ve 4 Nisan'da başlayan 36. Uluslararası Ankara Müzik Festivali devam ediyor. Detaylar haberimizde. Buyurun. Sevda Cenapant Müzik Vakfı'nın 35 yıldır düzenlediği 36. Uluslararası Ankara Müzik Festivali hız kesmeden devam ediyor. Dinleyenlerine müzikal bir bahar yaşatan festival ikinci haftasında. Festival
programı Türk sanatçılar başta olmak üzere Almanya, Brezilya, Estonya, Fransa, Gürcistan, İspanya, İtalya ve Ukrayna'dan klasik müzik, dans ve caz alanlarının seçkin örneklerini sunan 400'e yakın sanatçı ve topluluğu ağırlıyor. Festivalin açılış ve kapanış konserleri senfonik orkestralarca gerçekleştiriliyor. ...25 Nisan'da gerçekleşecek kapanış konserinin sanatçıları Vaktan Kakhitse şefliğinde Tiflis Senfoni Orkestrası ve 15. Uluslararası Henrik Vianiyevski Keman Yarışması'nın birincisi Gürcü keman sanatçısı Veriko Çumburitse olacak. Hasan Çelebi ile Türk Hat Sanatı'na Bir Bakış, Ustalar Talebeler adlı hat sergisindeydik. Birbirinden özel eserleri sizler için görüntüledik. Buyurun efendim. Hasan Çelebi ile Türk Hat Sanatı'na Bir Bakış, Ustalar Talebeler isimli hat sergisi Teşvikiye Biriz Sanat Galerisi'nde açıldı. Galeri sahibi Alp Gürbüz'ün 2005'ten beri topladığı hat eserleri, sanat tarihçisi Mert Yüksel'in küratörlüğünde ziyaretçilerle buluştu. Sanat hayatında 55 yılı geride bırakan Hasan Çelebi'nin eserleriyle katkı sunduğu sergide, 16. yüzyıldan başlayıp günümüze kadar gelen birçok levha yer alıyor. Sergide 16. yüzyıldan 21. yüzyıla kadar birçok hattatın önemli eserleri yer almaktadır. Hüsamettin Zerrin Kalem'den Mahmut Celaleddin'e, Hasan Çelebi'den Fevzi Güneş'e, Davut Bektaş'tan Cemal Gündoğdu'ya, Muhammed Mağ'dan Hilal Kazan'a kadar 25 hattatın 60'a yakın eseri yer almaktadır. Son yılların alanında en kapsamlı sergisi sayılan projede Osmanlı ve Cumhuriyet dönemi hattatlarının imzasını taşıyan nadide eserler bulunuyor. Mehmet Nuri Sivasi'nin gubari tekniğinde yapmış olduğu bir eser de bu sergide izleyicinin karşısına çıkmaktadır. Aynı zamanda Mahmut Celaleddin'in çok özel eserleri bu sergide yer almaktadır. Yine aynı şekilde günümüz hattatlarından Cemal Gündoğdu'nun 2 metre uzunluğundaki Yasin Suresi eseri bu sergide yer almaktadır. Geçmişin ve bugünün hattatlarını buluşturan sergi 13 Nisan'a kadar görülebilir. Bugün beş sanatta görsel sanatlar var. Seramik sanatçısı Hülya Sözer'le atölyesinde sohbet ettik. Buyurun efendim, izliyoruz. Beyoğlu'nda bir küçük seramik atölyesi. Çamurun türlüsünden renklerin sırrına bir dönüşüm hikayesi. Seramikte 10. yılına yaklaşan sanatçı Hülya Sözer, kişisel çalışmalarını atölyesinde sürdürüyor. Eserlerinde figürleri öne çıkaran sanatçı, bireysel öykülerden toplumsal olaylara anlatmak istediklerini seramikten yaptığı kadın figürlerle ifade ediyor. Kendi özgün çalışmalarımda genelde figür tercih ediyorum. Bunun sebebi aslında benim temellerimi atan ressam Resul Aytemur'dur. Kendisi büyük bir figür ustası. Üniversiteye hazırlık sürecinde beni üniversiteye hazırladığı için ve bize böyle bir figür
kökü aşıladığı için ondan gelen bir figür sevdası var. İlk etapta sebebi bu. Tabii bunların birçok çalıştığım işlerin kendi içlerinde her birinin ayrı bir hikayesi ve manifestoları var. Sembol olarak kendime kadın figürünü daha çok benimsedim. Hem kendim bir kadın olduğum için hem bedensel olarak kendi bedenimi çok daha iyi tanıdığım için aslında çalışmalarımda anlatımımı figür, kadın figürü üzerinden devam ettirmeyi tercih ediyorum. Seramik endüstriden kimyaya, çoklu üretimden sanatsal üretime geniş bir alanı ifade ediyor. Her seramik sanatçısı çalıştığı konuyla ilgili kendi üslup ve tekniğini oluşturuyor. Benim de tabii ki kendime özel tekniklerim gelişiyor. Ben zaten daha çok heykel ağırlıklı çalıştığım için heykel tekniklerine daha çok yöneliyorum. Aslında seramiğe de bu anlamda bir yenilik kattığımı düşünüyorum. Çünkü Türkiye'de çok fazla figüratif seramik yapan kişi sayısı oldukça az. O yüzden kendi tekniğimi ve anlatmak istediklerimi bu yönde anlatıyorum. Teknik anlamda da tabii ki kendime ait tekniklerim var. Ama tabii bunlar sır. Malzemeleri toprak ve su olan seramik, insan doğasına uyumuyla çamura değen eller için bir çeşit iyilik. Türkiye'de şu anda inanılmaz bir seramik sevdası başlamış durumda ve bu beni çok mutlu eden bir şey. Çok fazla seramik yapmak isteyen insan var. Bunu kendim de görüyorum, çok fazla sayıda öğrencim olduğu için. Çünkü herkes bir ucundan buna dokunmak, bununla temas halinde olmak istiyor ve bu gerçekten insana çok iyi gelen bir şey. Bunu kesinlikle sanatsal anlamda söylemiyorum. Tamamen bir insanın kendine, ruhuna yapabileceği en güzel şeylerden bir tanesi olduğunu düşünüyorum. Tiyatronun simgesi Demokritos ve Heraklitos portreleri, Cemal Süreya'nın Elma şiirinden ilhamla aldığı kompozisyon ve içsel boşluğu anlatan kadın figürü sanatçının eserlerinden bazıları. Dilinin elleri olduğunu söyleyen sanatçının ellerinden çıkan seramikler bu tutkunun öyküsünü anlatmaya daha uzun yıllar devam edecek. Portreler bölümünde bugün Sadık Hidayet var. İran Çağdaş Edebiyatı'nın bu önemli ismini anıyoruz efendim. Buyurun. İran Edebiyatı'nda öykü denilince akla ilk gelen isimlerden. Okurunu insan ruhunun dehlizlerinde gezdiren yazar. İran Modern Edebiyatı'nın altı çizili hikayelerinin sahibi Sadık Hidayet. Hidayet'ten geriye kalan 15 eserin çoğu hikaye kitabı. Dillerden düşmeyen ve tek olma özelliği taşıyan romanı ise ilk basımı 1936'da yayımlanan Kör Baykuş. Rusça, İngilizce, Almanca, Macarca ve Çekçe'den sonra çağdaş İran edebiyatından ilk roman olarak 1977'de şair Behçet Necatigil'in unutulmaz çevirisiyle Türkçe'ye kazandırıldı. Kör Baykuş kimi yazar için 20. yüzyılın düşlemsel edebiyatında bir başyapıt, kimi yazar için başyapıt diye bir şey varsa o da budur sözleriyle nitelendirildi. Sadık Hidayet, hayatın bunalımlarını, gelgitlerini, tek düze ve karanlık hakikatlerini semboller ve alegorilerle anlatmakta usta bir yazardı. Yazmak onun için bir yaşam biçimiyken müzik ve resim kalemini besliyordu. Beethoven ve Tchaikovsky dinlemeyi seviyordu. Hayatının bir döneminde resim de yaptı. Kimileri bu eserlerde sanatsal bir değer bulmazken bazıları için onun resimleri geleceğin resimleriydi. İran Edebiyatı'nın Kafkas olarak bilinen yazar ülkesinin folklorunu dünyaya tanıttı. Eserlerinde melankoli, umutsuzluk ve mistik ögelere yer verdi. İran Edebiyatı'nın dünyada yer edinmesinde önemli rol oynadı. Sadık Hidayet, 9 Nisan 1951'de hayata kendi arzusuyla veda ettiğinde, içinde yazılarının olduğu yakılmış müsveddelerin kalıntıları yanı başında ve yerdeydi.
Sevgili seyirciler, Hayat Sanat'tayız. Programımızın başında da söylediğimiz gibi Ahmet Özhan konuğumuz. Çok mutluyuz sizi stüdyomuza davet ettiğimiz, sizin de kabul ettiğiniz, burada sizi ağırladığımız için. Hoş geldiniz efendim. Sağ olun. Ahmet Bey, söyleşimiz başlamadan önce isterseniz sizinle ilgili hazırladığımız bir içerik videomuz var. Onu izleyelim, sonra söyleşimize başlayalım. Peki. Buyurun efendim, izliyoruz. Ah aşk. Kapını çalar bir gün, şaşırır kalırsın, sen de anlamazsın. Klasik Türk müziği ve tasavvuf müziğinin naif sesi. Eser yorumlarıyla dinleyenleri mest eden, oyunculuğuyla Yeşilçam hatıralarında yer bulan usta isim Ahmet Özhan. Sanatçı 1960'lı yılların sonlarında İstanbul Belediye Konservatuarı ve Üsküdar Musiki Cemiyeti'nde müzik eğitimini tamamlıyor. Bu tarihi Türk Müziği Topluluğu'nun genel sanat yönetmenliğini sürdürüyor. 55. sanat yılını geride bırakan Ahmet Özhan, müzik çalışmalarına durdurak demeden devam ediyor. Ya olduğum gibi görün, ya göründüğün gibi Sevgili seyirciler, Hayat Sanat'tayız. Ahmet Bey kendisiyle ilgili hazırlanan bu içeriği pür dikkat izledi. Evet. Biz de aynı şekilde çok keyif aldık. Arkadaşlarımıza teşekkür ediyoruz bu ben çalışmaları için. Ben de teşekkür ederim. Evet. Ahmet Bey, biraz önce TRT Radyosu'ndan buraya geldiniz. Hı hı. Programımızdan sonra Melihat Hanım'ın, Melihat Gülses'in konserine gideceksiniz. Evet. Cemal Reşre'de. Nasıl bir şey arkadaşlarınızı, dostlarınızı, böyle önemli müzisyenleri sahnede izlemek? Değişik oluyor. Hep sahnede olduğumuz için koltuklarda olmak bizim için ilginç oluyor, değişik oluyor. Evet. Ve çok ilginç bir psikoloji. Orada otururken sahnede olmayı öyle dehşetle karşılıyorum. Ay diyorum, nasıl zor bir şey falan. Ama sahnede olduğum zaman da o başka bir kolaylık, başka bir alışkanlık, başka bir zevk daha doğrusu. Yani her halükarda heyecan vardır. Evet. Şu anda da heyecanlıyım. Evet. Ama heyecan bir, yeteri kadar hazırlıklı olmadığınız zaman ay bir hata yapar mıyım heyecanı vardır. Bir de ay şu güzelliği ben yaşayacağım ve yaşatacağım diye bir heyecan vardır. Bizimki ikincisi. Allah'a şükür bugüne kadar yani çok deneyim sahibi olduğumuz için yapacağımız işte bir sıkıntı pek söz konusu değil. Ancak paylaşmak, birlikte olmak heyecanı hakikaten belki de yaşatan bir şey. İnsana çok ciddi bir katkı koyuyor. Ahmet Bey, müzik sizin tutkunuz ve siz müzikle yaşıyorsunuz. Evet. Çok küçük yaşlarda başladınız. Evet. Röportajlarınızdan topladık bütün söylediğiniz evet. sözleri. Sonrasında konservatuvar, Üsküdar derken ben esas şunu sormak istiyorum. Müziği ilk ne zaman keşfettiniz? Yani bu benim tutkum olacak. Ben bununla hayatımı yaşayacağım dediniz mi mesela? Evet, başka bir şey yapamayacağımı anladığım an dedim yapabildiğim bu var. Ben bunu demek ki yapmalıyım. İnsanlar kendilerini böyle tahlil etmeli aslında. Yani çünkü Cenab-ı Hak bir insana bir yetenek verir. Onun üzerinden devam etmesi lazımdır. Kulluğunu o yönde yapması lazımdır. Tabii belli prensipler dahilinde. O açıdan insanların kendilerine teşhis etmeleri lazım. Ben ne yapabilirim? Resim mi yaparım, müzik mi yaparım, yoksa okumayı çok seviyorum, kariyer mi yaparım, değil mi? Çünkü onunla insanlığa hizmet edeceksiniz. Benim yapabilme kabiliyetlerimi şöyle bir göz önünden geçirdiğim zaman müzikten başka elle tutulur hiçbir şey yok. Müziği sevdim, yaptım. Sadece müzik değildir. Evet. Hele genç yaşlarda sadece müzik değildir. Varlığın özünde bilinmek ve sevilmek dürtüsü vardır. Çünkü varlığın açığa çıkışında Cenab-ı Hak bir kudüsi hadiste öyle buyuruyor Efendimizin lisanından.
Ben bir gizli hazineydim, bilinmeyi, sevilmeyi sevdim. O zaman yarattığı bütün mahlukatta bilinmek, sevilmek, ortaya çıkmak, fark edilmek diye bir dürtü vardır. Fakat bu dürtü nefsaniyet olarak kalır ise, yani bir insana gurur verir, kibir verir, zararlı bir şeydir. Halbuki bende bilinenin gerçek sahibinin, sahibine ait olduğunun bilinciyle yaparsanız yaptığınız ibadet olur, yaptığınız iş. Yani bunu ilk zamanlarda kavramak çok zordur. Evet. Çünkü gençsinizdir, nefsiniz çok öndedir ve bir şeyi becerebilmek için çabalıyorsunuzdur, koşuşuyorsunuzdur. Fakat daha dingin zamanlar geldiğinde yavaş yavaş o insanın gönlünde içinde var olan şeyin açığa çıkması, yani ben neyim, niye bunu yapıyorum, herkeste yok, bende niye var, değil mi? Bu çok önemli bir şey. Bunları insanın düşünmesi lazımdır. Allah'ın verdiği akılla insanın bunları düşünmesi ve yer yerine koyması lazımdır. Sistemle entegre bir hale getirmesi lazımdır. Sonra şuurlu bir şekilde yapmaya devam etmesi lazımdır. Biraz meseleye bu taraftan yaklaşmak gerekir. Benim çok erken zamanlarımda bu dürtülerim, bu duygularım vardı. Ama yani 20 yaşlarının sonrası, 23-24 yaşına kadar anca bir ortaya çıkış, anca bir diriliş, yani kabuklarını kırış, yumurtadan çıkış dönemi oluyor insanın hayatında. Zaten ben 24 yaşından, 25 yaşından sonra başladım tasavvuf çalışmalarını ciddi olarak yoğunlaşmaya. 80'lerde de bunun çalışmalarını yapmaya başladık. Yani sahneler falan geldi arkasından. Kendimi tarif ederken ben Türk müziği sanatçısı olarak da tarif ediyorum. Yani klasik müzikte, tasavvuf müzikte, folklorda hayır. Bütün müzikler benim müziğim, Türk'üm, Türk müziği benim meselem, işim. Hepsini yaparım, hepsini ve kendimi ille şu tarzın adamıyım diye işaret etmek pek hoşuma gitmiyor. Ne kadar güzel. Ahmet Bey, 16'sı ve 19'unda Cemal Reşit Rey'de bir konser programınız var değil mi? 16'sında Türk Sanat Müziği programım var. Evet. Bütün izleyicileri davet ediyoruz. Efendim, yine 19'unda da ardından Ahmet Yesevi Hazretleri'nin ilk defa sahnelenecek, seyirciye aktarılacak konser modunda bir çalışması var. Ben Haliç Üniversitesi Konservatuarı'nda öğretim görevlisiyim aynı zamanda. Orada ki bizim müdüremiz hanımefendinin eserleri, çalışması, hayatını Ahmet Yesevi'ye adamıştır desek yeridir. Efendim, Güldeniz Ekmen hanımefendi. Onun eserleri İhsan Özer yönetecek. Ben de solistlik yapacağım. Tabii okul koromuz var, sazlarımız, orkestramız var. Güzel bir çalışma olacak. Ona da davet ediyoruz herkesi. Ahmet Bey, bu konserlerinize örneğin 16'sı 19'u hemen önümüzdeki konserler olduğu için ne kadar sürede hazırlanırsınız? Eserlerin seçimi, evet, Ahmet Yesevi'ninkinde Güldeniz Hanım'la çalıştınız sanıyorum. Repertuarı evet. O oluşturdu ama örneğin 16'sındaki konseriniz, ben hep merak ederim sizinle evet. ilgili. Nasıl bir çalışma yaparsınız? Yani makamları nasıl seçersiniz? Eserleri nasıl belirlersiniz? Evet. Uzun çalışma süreciniz olduğunu biliyorum. O yüzden seyircilerimizle de paylaşmanızı rica ediyorum. Lütfen. Yani tabiri caizse kuluçkaya yatırım. çünkü belleğimizde olsun, hatırımızda olsun çok eser, çok makam var. Hangisinin daha o anki psikolojimle örtüşeceğini evvela hissetmeye çalışırım. Efendim, mesela çok yakın bir şeyde böyle birdenbire zuhur eden bir şey ise çok emin olduğum, hemen tezgaha koyabileceğim şeylerden oluştururum repertuarı. Ama biraz hazırlanma imkanım varsa taze bir şeyleri oluşturmak daha zevk verir, daha işlevsel olur. Mesela bu sefer bir takım, mesela bir de ayın... tarihini tam hatırlayamıyorum. Cemil Bey konserimiz var. Orada da ben solistim. Şimdi oradan Cemil Bey'in eserlerini düşünürken
efendim oradan hareket ederek mesela 16 sınır repertuarında ondan etkili kıldım. Onun evet. bir Şehnaz bir giriş yapacağız kısmet olursa. Yani düşünüyorsunuz bir takım tevafuklar ortaya çıkıyor. Hepsini birbirine kolaylaştırıyor. Neticede olması gereken oluyor. Bir de konserin belli bir bölümünde de seyircinin mutlaka beklediği eserler vardır. Onları okumak durumundasınızdır. Evet. Onlar da sonlara doğru o popüler eserlere de yer veriyoruz. Ama başta daha araştırmaya yönelik bir repertuar anlayışı var diyebilirim. Mesnevinin sizin için önemli olduğunu, tasavvufun önemli olduğunu, edebiyatın önemli olduğunu biliyoruz. Siz sözlerle nasıl bir bağlantı kuruyorsunuz? Yani sözleri hissederek okuduğunuzu da biliyoruz. Sözler anahtardır. Evet. Sözler şifredir. Duyguyu işaret eder sözler. Söz sadece söz olmakla kalmaz. Söz bizim beynimizdeki veri tabanında var olan bir olguyu hareketlendirir. Duyguya dönüştürür, duygu fiile dönüştürür ve yaşam devam eder. Onun için sözler önemlidir. Sözler şifredir, anahtardır. Bizim eserlerimizin sözleri, klasik Türk müziğinin ve tasavvuf müziğinin özellikle sözleri tam manasıyla arz etmeye çalıştığım anlamı içerir. Tasavvuf müziğinde mesela küçük bir dokunuş, bir sözcük insanın gönlünde deryaları uyandırır. Hepsi rumuzdur. Rumuzdur sözler. Arkasındaki hakikati ortaya çıkarıcı rumuzlardır. Onun için çok değerlidir. Çok dikkatli kullanılması lazımdır. Ne olduğunu çalışmak lazımdır. Çalıştığı şeyde emin olarak insanın nerede kullanacağını bilerek kullanması lazımdır. Söz çok önemlidir. Şimdi çok üzgünüm, affedersin lafını kestim ama. Mesela eskiden şiirler bestelenirdi. Şimdi şarkılara söz yazılıyor. Evet. Yani arasında zannediyorum çok ciddi bir fark var. Yani konjonktürel, sloganlaşacak bir takım laflar bulup, efendim ona işte müzik giydirip, önemli olan dikkat çekmek ve insanların imajlarında oluşmuş olan dürtüleri kımıldatarak bir takım şeyleri sağmak adına yapılan müziğe ne derece musiki denir, onu düşünmekte fayda var. Ahmet Bey, hocalarınızla çalışırken daha gençlik yıllarınızda, konservatuvar ve Üsküdar'da çalışmalarınızda size hocalarınız bunları aktarır mıydı? Böyle andığınız hocalarınız var mı? Siz şu an öğrencilerinize bunu bir köprü olarak aktarıyor musunuz? Sözler konusunu, duygu konusunu, makamlardaki tabii. hisleri. Tabii ki. Tabii ben hocalarımdan bunlardan alakalı mesela daha iki akşam önce konservatuvardaki bizim temel hocamız Süheyla 64 hanımefendinin bir sanat yılını yaptık konservatuardaki ve üniversite korosundaki arkadaşlarla birlikte Cemal Şirey konser salonunda. Bir baktık ki hocamızın bize öyle tesiri olmuş ki bugüne gelmemizde çok ciddi basamaklar koymuş önümüze buralara basın çocuklar yükselmek için diye. Onun farkına vardık, hocamızla birlikte olduk, çok mutlu olduk. Üsküdar Musiki Cemiyeti'nde Emin Öngan Hoca, yani muhteşem bir psikolog ve hocaydı. Musiki açısından da, kişilik açısından da, edep açısından da. Biz yani daha ziyade insanlığı da meşkettik onlarda, sadece musiki değil. Ve tabii ki şimdi öğrencilerimize bunları aktarabilmek bizim en büyük taşıyıcılığımız. Yani bir yerde taşıyıcı anneyiz yani biz. Onlardan aldığımız ve onlardan hamile kaldığımız şeyi şimdiki genç kardeşlerimizle paylaşabilmek. Ben konservatuarda yüksek lisans derslerine giriyorum. Oradaki arkadaşlarla yorum çalışıyoruz. Yorum çalışırken tabii ki felsefe de konuşuyoruz, tasavvuf konuşuyoruz, hayatı konuşuyoruz, varlığı konuşuyoruz. Bunların özüne varamazsanız icra yapamazsınız. Kuru kuru olur, karşıya geçmez. Karşıya geçmeyen bir icranın da hiçbir anlamı yoktur. Yani sanatçının fonksiyonu ortaya çıkmaz. Taşıyıcılığı ortaya çıkmaz. Bu sözün, hissedişin, müziğe çalışmanın, oyunculuğunuza bir katkısı olmuş muydu?
o dönemde oynadığınız filmlerde? Oyunculuk benim çok ciddi olarak değer verdiğim muhteşem bir sanat dalı. Fakat ben oyunculuğa yoğunlaşmış biri değilim. Mesela şimdi filmler seyrediyorum. Diziler çok meşhur şimdi biliyorsunuz. Çok vaktim oluyor mu? Olmuyor. Ama birkaç tane değil, iki tane dikkat ettiğim dizi var. Onları saatinde izleyemesem de sonradan kendi imkanlarımla izliyorum. Kendimi koyuyorum oraya. Şu anki duruşumla, düşüncemle, varlık biçimimden ben o arkadaşların yaptığı işleri yapamam yani. Çünkü çok ciddi bir hemhal olmak lazım. Şimdi söyleyin. İçi dışı olmak, onu düşünmek sürekli. Evet. Empati. Empati kurmak. Empati kuruyorum. Ben yani çok zor. Çok içselleştirmek lazım. Onunla yaşamak lazım. Senaryoyla yaşaman lazım, yönetmenle yaşaman lazım, setle yaşaman lazım. O tip olman lazım. Değil mi? Ben müzik mi yapacağım, onu mu yapacağım? Onun için 80'li yıllarda yoğun bir şekilde, 70'li ve 80'li yıllarda yoğun bir şekilde sinema ve televizyon dizilerinin ilk başlangıcı bizdedir yani. Evet. Benim Hacı Arif Bey, Ali Şile Zeynep diye dizilerimiz vardı falan. O dönemde yapmışız, etmişiz ama bugünkü tandans içerisinde kendimi düşünemiyorum. Sizin sorunuza gelecek olur isek, yani ben zaten sahnede bir şarkıyı yorumlarken onun oyunculuğunu da yapıyorum. Oynamak adına değil. Evet. O içeriği fiziğimde ortaya koymazsam, mimiğimle ortaya koymazsam aktarımım yeterli olmaz. Yani mesela radyodan sizi dinlerken insanlar yüzünüzü hissedebilmeli. Evet. Radyoda görüntü yok. Sadece ses var ama neşeli bir şey yapıyorsanız biz Heybeli'de her gece mehtaba çıkardık. Olmaz. Biz Heybeli'de her gece. Böyle olur mu? Ha, hüzünlü bir şey söylüyorsunuz, onu da böyle söyleyemezsiniz. Radyoda dahi sesinizi oynamanız lazım. Sesinizden insanlar mimiğinizi hissetmeli. O zaman tesiri olur. Şimdi zaten görsel dönem. Efendim, televizyon olsun, efendim diğer klipler olsun. Orada hep bir oyunculuk var zaten. Orada yapmacık olmadan, tabii olarak o duyguyu ortaya koyabilmek zaten insanın oyunculuğunu da icap ettiriyor. Evet, belki o zaman yoğunlaşırsanız tekrar, günün birinde canınız da çekerse oyunculukla tekrar yollarınız buluşabilir diye düşünebiliriz. Vallahi, değil mi Ahmet? Reddedemeyeceğim bir teklif olur mu? Hiç pek fazla olası görmem. Belki bir sinema filmi olabilir, dizi olması şart. O kadar çok hizmet etmek durumunda olduğum kulvarım var ki. Evet. Yani sanatçılığım var, icracılığım var, öğretmenliğim var. Efendim daha başka vakıf çalışmalarım var. Emin olun yani günde 2-3 iş yapmaya çalışıyorum bu trafikte, bu yoğunlukta. Evet. Ona bile yetişemiyorum. Ahmet Bey, sizden bir şarkı dinleyecek miyiz bugün? Şart mıdır? İsterseniz. Eğer hayat sanat seyircilerimizle bir şey paylaşmak bir isterseniz biz çok mutlu oluruz. Melodik tarafında olsun diyorsunuz. Gerçi seslendirdim demin önce. Evet, doğru. Doğru. Olur. Benim hoşuma giden bir şarkı var. Arkadaşlar onu bulabilirlerse yukarıda. Yusuf Dalkesen. Benim çok yakinen de tanıdığım büyüğüm. Evet. Allah rahmet eylesin. Onun sözlerini de yazıp Kürdi makamında da çalışmış olduğu bir eser var. Ben her mevsim o yerde, o çamların altında diye. Arkadaşlar onu şey yapabilirlerse... Onu hem dinleyeyim hem söyler gibi yapayım. Şimdi hazırlayacaklardır mutlaka. Duydular Ahmet Bey. Duydular tabii ki. Rejiden şu anda hazırlıklara başladılar hatta. Biz de büyük bir keyifle dinleyeceğiz. Arkadaşlarımdan cevap bekliyorum. Güzel soru soruyorsunuz, güzel şeyler konuşuyorsunuz. Programın içeriğine uygun maşallah. Teşekkür ederim. Evet. Çünkü hayat ve sanat çok derin bir konu. Hayat bir sanattır.
Varlık platformu bir sahnedir. Bütün varlıklar bir aktördür. Bir senaryoyu canlandırmaktadırlar. Hatta senaryoda varlıklara hadi bakalım bunun yorumunu sen yap, nasıl oynayacaksın diye bir serbest alan da vardır. Evet. Yani insan sadece yönetmenin sen şu repliği söyleyeceksin, sen şunu oynayacaksın diye bastırdığı bir sahne değildir. Evet. Kişiye bırakılmış bir yorum vardır. O açıdan hayat ve sanat güzel bir başlık. Hayatı sanat olarak, estetik olarak algılamak çok yararlıdır, çok güzel. Yusuf Bey'in Nar Tanem isimli parçasını hazırladıklarını söylerler. Evet, istiyorsa onu kastettim. Şu an hazırlar. Öyle mi? Peki. Evet efendim. O zaman siz de hazırsanız başlıyor arkadaşlarımız. Tamam. Alttan başlatıyoruz. Hem dinleyelim hem de söyleyelim. Evet. Ve söyleyeyim. Ve ne kadar güzeldir. Duygulu bir şarkıdır. Sevdim ben bu şarkıyı, hakikaten sevdim. Yusuf Bey'in sözlerinde de aslında kaybedilen birine... Yani evet. Geri gelmeyecek bir his var değil mi? Yani evet. Artık tekrar ele geçemeyecek. Evet, yitirilmiş bir şey. Evet. Yitirilmiş bir şey, evet. Rahmetli'nin bütün şarkıları bir senaryoydu. Bütün şarkıları bir film konusuydu. Birçok şarkısı da film yapılmıştır yani. Evet. Evet, o dönemlerin 60'lı yılların böyle yoğun duygusal dönemleri bunlar. Evet. Evet, o dönemleri çok güzel yaşatan şeyler. Fakat hayatın realitesini düşünecek olursak, duygu güzel bir şeydir. İnsanı insan yapan özelliktir duygu. Ama duygusallık iyi bir şey değildir. Duygusallık yapış yapış yapar her şeyi. Ama duygu tonundan, renginden, efendim tadından meseleleri görmek insana yakışan güzel bir platform ama duygusallık olmuyor. Müzikte de buna dikkat etmek lazım. Çok duygusallaştığı zaman insanın dinamizmini aşağıya çeken bir şey oluyor. O kadar duygusallığa gerek yok. Hayat çok dinamik, çok akan bir şey, sürekli akan bir şey. Hep dik durmamız lazım, hep güçlü olmamız lazımdır. Yani müziği de istifade edebilmek için kullanmak lazımdır. Etkisi altında kalıp da böyle yığılıp kalmak için. Ben bunu paylaşmıyorum. Bir müzik adamı olarak onun için de mümkün olduğu kadar seçmeye çalışırım güftelerin. Evet. Yani bir yerinden istifade edilmesi lazım. Mesela şimdi okuduğumuz şarkı pek söylediğimden çok uyuşmuyor. Bir bitkinlik var, bedminlik var. Değil mi? Şarkıda. Ama içinde bir pişmanım, tezat da var. Pişmanım, yanıyorum falan. O zaman insanın çok daha sağlıklı düşünerek çok pişman olacağı şeyleri yapmamaya gayret etmesi lazımdır. Evet. Bu derece pişmanlığa düşmemek için. Çünkü ne olursa olsun pişmanlığa düşmek insanın acizini ortaya koyar. Ya yaptığının arkasında duracaksın. Evet. Veyahut da pişman olacak şeyi önceden düşünebileceksin, yapmayacaksın. Yani bunların insan donanımı itibariyle insanda var olması gereken şeylerdir. Çünkü çok duygusal veya duyguya çok prim verilerek romantik yaşanan hayatlar sonunda mutlaka hüsranla ve üzüntüyle biter. O derece kaptırmamamız lazım kendimizi yani. Böyle dirençli, akıllı, olabildiğince planlı, programlı, dikkatli olmakta fayda vardır. Yani gençlere ben bunu anlatmaya gayret ediyorum. Gençler de dinliyorlar mı Ahmet Bey sizi? Dinliyorlar da ne kadar hayatlarını aktaracaklar onu da bilemiyor insan tabii. %100'ünü aktarsınlar çünkü diye bir şey var. Çünkü yaşamadan da öğrenmeden dinleyerek olacak ya bir şey değil mi bu, bunlar? Bir miktar bulunsun akıllarında. Ne kadar? Ola ki o an, o tercih anı geldiği zaman belki de onu tercih ederler veya tercihlerinde küçücük de bir katkısı, faydası olabilir diye düşünüyorum. Ahmet Bey çok teşekkür ediyoruz size. Rica ederim, ben teşekkür çok ederim. Çok mutlu olduk Hayat Sanat Ekibi olarak. Sizi burada ağırladığımız, davetimizi kabul ettiğiniz için. Programınızın içeriği çok zamanımızda çok sık görülen bir içerik değil. Onun için iki kelimenin belini kırmak derler ya. Evet. Güzel şeyler konuşabilmek adına ben de mutlu oldum. Çok teşekkür ederim. Çok teşekkür ederiz efendim. Sağ olun. Sevgili seyirciler, şehir takvimine gidiyoruz. Buyurun efendim. Bilim kurgu konulu bir oyun, bir distopya hikayesi. Özgür Kaymaktanık'ın yazıp yönettiği Son isimli oyunu İstanbul Şehir Tiyatroları sahneliyor. Buradan her
küçük görünüyor. Madde, ışık ve zaman üstünde her sorunun bir başlangıca sebep olduğuna inanılmış. Ve damgası yok muymuş? Tiyatro 4'ün sahneye koyduğu Shakespeare Öldü, Aşk Bunları, alışıldık tiyatro yapma biçimini reddederek yeni bir şeyler söyleme iddiasıyla seyirciyle buluşuyor. ...2017 yılında birçok ödül kazanan Sen İstanbul'dan Daha Güzelsin, aynı aileden üç kuşak kadının öyküsünü anlatıyor. ...39 basamak, can sıkıntısını gidermek için tiyatroya giden bir adamın kendisini bir anda heyecanlı, hareketli, çılgın ve bir o kadar da komik bir casusluk serüveninin ortasında bulmasını konu alıyor. Kontrabas sanatçısı Dritan Gani ve arkadaşları Mozart House'da klasik müzik severlerle buluşacak. Volkan Kaplan, bağlamada Ayhan Aydın ve gitarda Emre Ay'ın yer aldığı Harabat Trio Türk Halk Müziği'nden eserler icra edecek. You were never... 90'lı yıllarda Norveç müzik piyasasında yankı uyandıran alternatif rock grubu Madrugada 10 sene sonra Avrupa turnesi için tekrar bir araya geliyor. So am I. Sanat yılını kutladığı konserde sanatçıya Firuz İsmailoğlu yönetimindeki Erol Evgin Orkestrası eşlik edecek. Gazeteci yazar Hıfzı Topuz'un Kara Afrika'sında kullanılan maske ve heykellerden oluşan İnancın Temelindeki Sanat Büyülü Afrika sergisi açıldı. Nadide Akdeniz'in son 25 yıllık işlerinden bir seçkinin yer aldığı Zamansız İmgeler başlıklı kişisel sergisi 4 Mayıs'a kadar görülebilir. Sevgili seyirciler, Hayat Sanat bugünlük burada sona erdi. Ahmet Özhan konuğumuzdu. Yarın aynı saatte buluşmak üzere. Hoşça kalın, esen kalın efendim. Gamze gamze bir gülüver şimdi. Beni göğsüne alıver şimdi.
Mevsimi geldi, susadım aşka benim.